Sabah sabah programında bugün Lefkoşa'nın içindeyiz, surlar içindeyiz. Bugün çok değerli iki konuğumuz var. Sevgili Betül Arslan ve Şevki İnamı Diyar Fidel bizimle. Çok istedi, hoş geldiniz Zeyn Bey'le. Hoş geldiniz. Dedik ya, hoş bulalım diye. Hoş bulalım diye. Bir de hoş geldiğini tercih edelim. Ama sanki söylemeyecekmişim gibi söyledi. Sana bırakmak istedim. Ama olmadı. Oldu yani, mesela günlük hayatta ne yaparız? Biz ne birbirimize ne deriz? Fidel deriz birbirimize. Senin atıflığın da bazen... Fidel olur. Daha iyi olur yani şey değil. Şimdi bayramdayız tabii. Klasik bir bayramda ne yaparız diye konuşmamız gerekir. Bir ona adalım, ona göre diğer konulara girelim. Ne yaparsınız bayramda? Var mı eski tadı diye sormayacağım, yoktur ama nasıl yaşatmaya çalışırsınız ya da yaşamasa da olur mu? Yani süreç içerisinde her şey farklılaşıyor. İnsanlar da değişiyor, alışkanlıklar da değişiyor. Yaşla beraber zaten sürdürmüş olduğumuz alışkanlıklar değiştiğine göre esasında çok fazla ahlanmaya, vahlanmaya gerek yok. Şu andaki çocuklar zaten o bayramı yaşıyorlar diye düşünüyorum. Hatta bir eskiden ekonomik koşullar daha farklı olduğu için insanlar çocuklarına ayda yılda belki bir kez alırdı. Veya bayramdan bayrama ayakkabı, kıyafet, yeni kıyafetler alınabilirdi çocuklar. Şimdi ekonomik yönden daha iyi koşullar içerisinde olduğumuz için bence her gün bayram. Bayramın tadı o değildi eskiden. Daha farklıydı. Yani bizim yaşadığımız bayramlar nasıldı? Mesela Fidel sen benden daha eskisin. İstersen sen başla, ardından yani, ben devam edeyim. Düşünürüm de bayram bilirim şu geleceği bu sorunu. Hiç istemesem. Ama yani dert de değil. Mesela benim için şimdiki bayram sadece ailenin bir araya gelip yani geniş şekilde bir ailenin bir yemek yemesi, onlarla buluşma. Bizi memnun eder. Olması lazım. Yani hep böyle şey yaparlar. Bayram geldi bayram. Nerede o eski bayramlarda da ne eski vardı? Eski bayramlarda da ne yapardık? İşte çocukken giderdik şey bu Kuğulu Park değil. Ondan sonra Çağlayan Parkı. Oraya giderdik. Arabacıklar olurdu oracıkta. İşte çocukken öyle renkli şeyler hoşuna gider insanın. Ve alışkanlıklar farklıydı. Ve o alışkanlıklardan mutluydu insanlar. Şimdi benim bugünkü alışkanlığım da ailenin bir araya gelmesidir. O yüzden bayram için işte. Bayram budur yani. Ama tabii bir daha yani... Şey yedik, ne derler, bayram pilavı dediğimiz bir şey var, yemek var. Kız kardeşim kazanlarla... O gün özel. O gün bayrama normal özel. Normalde yapmaz. Hayır, bayramda yapar sadece bunu. Bütün sülale yedirir. Ama şimdi ne biraz olsun önce bahsettik yani yeni bir şehrin alınması bir falan ama halen daha özellikle bu bölgede yani bayramın eğer gerçekli bir anlamı varsa ona da sahip olmayan çocuklar var ve belki de onlar içindir aslında. Yani en büyük öneme sahip onlardır ama en fazla da bunu bundan mahrum bırakılan da onlardır. Yani biraz olayın hep o yönünü kaçırır yani. Bayram adı üstünde ya bir bayram olması lazım, bir sevinç olması lazım. Genellikle de bana göre bayram çocuklar içindir. Yani çocukları sevindirme. Geçenlerde gördüm bir yerde biz belediye başkancımız Mehmet Harmancı bir etkinlik yapıyor. Zannederim bugündür. Bugün. Selim buralarda böyle. Çok güzel bir şeydir. Şimdi bu buralara bir sevinç gelecek demektir. Bu yani bu da bugünün bayramıdır. Tabii sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar kesinlikle var. Bugün mesela konuştum bir arkadaşa. Adam okulunu bitiriyor. Askere girecek ve geleceğinden endişeli. Ve bunun gibi bir sürü insan var yanımda. Arkadaşım genç. Asker de büyük ihtimal zaten zoraki girecek. Yani asker mecbur girecek. Evet. Zoraki yani istemeden olacak bir şey. İşte böyle bir ara döneminde değilim. Yani böyle bir sanki özellikle toplum olarak bir şeyleri yakalama derdindeyiz ve yakalanmıyor. Gerilim var gibi gelir bana. Var tabii geniş nesil de var. Şimdi bana sordun da ben birazcık ama iyi bilim, ekmeğimi yedim, yok. Suyumu içtim yani. O yüzden bana şey gelir yani öyle sıkıntı çok taşımam ben. Karakterim de ama böyledir. Bilmem yani tam olarak ama çok
ekonomik koşullar kendime çok dert eden biri değilim. Ama bu işte, sohbeti kaç senedir yapar? Kaç senedir? Evet, son 15 işte senedir yok mu böyle gençlerin geleceği ne olacak diye? Ara konuları konuşuyor evet. Zaten. Yani hep şikayet var. Nostalji, arayış var nedense. Devamlı böyle bir rutine takıldık. Gidiyoruz yıllardır. Kıbrıs meselesiyle beraber belki artık kanıksadık her şeyi. Tekrar tekrar yaşamaktan. Tekrar tekrar söyleyip, tekrar tekrar hayıflanıp, tekrar tekrar ağlama duvara arıyoruz ve ağlıyoruz bir şekilde. Evet. Ve hiçbir şey esasında bizleri mutlu etmiyor. Belki bir arpa boyu yol alamadık. Sayın Talat'ın geçen bir açıklaması vardı Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili. Kendisi de bizzat içinde bulundu. Figüran değildi. Bizzat çözümleyici tarafında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının temsilcisi olarak bulundu. Ama bence halkların, burada yaşayan halkların ne yazık ki istemlerine göre bir yol alınmıyor Kıbrıs meselesinde. Öyle değil mi? Yanılıyorum. Yani liderlikten farklı mı düşünüyor şeyler, toplumlar? Yani liderliğin sürdürdükleri pozisyonla toplumların istedikleri arasında farklılık mı var? Sadece liderler değil zaten Kıbrıs meselesinin uluslararası içinde. Uluslararası aktörler. Uluslararası aktörler, yani bizler Kıbrıslılar olarak figüranlarız burada. Evet. Kıbrıs'ın esas sahiplerinin bence istemleri gerçekleşmiyor burada. Şimdi hep aslında bir yalnızlaşan toplum gibi hissederek kendimizi. Bu ne kadar iyi, ne kadar doğru ya da kötüdür bilmem ama mesela bugün işte David Cameron, İngiltere Başbakanı buraya geldi ve üstleri ziyaret etti. Öbür taraftan dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte IŞİD'e karşı tezkereye onay verildi. Ve bakarsanız bunların içerisinde tabii Yunanistan'da Avrupa Birliği'nden ötürü bir fonksiyonu var. Ve burada aslında hiçbir şey yokmuş gibi de yaşayan bir toplum var. Bunu görmez miyik yoksa görmek istemez miyik? Önemli yani, ve onu anlayamadım. Yani bize ısrarla bunu basın, medya, siyasiler mi göstermiyor yoksa bunu biz görmek istemiyor muyuz? Yani bunu eşeliyoruz. Yani zaten biz ne yapacağız deyip daha Napalımcı bence, yani çünkü eylem yapılıyor ya. Mesela çok ciddi bir konuda eylem yapılıyor. Ermileyim insanlar gelmiyorlar. Mesela Kıbrıs'ta biz 2 sene önce tutuklandık. Anladım. Yargılandık. Erdoğan'ın gelişine karşı bir eylem yaptık. Polis şiddet uyguladı. Yargılandık, beraat ettik biz bundan ki çok çok iyi bir sonuç aldık bence, yani beklemezdin ders verecek. Beklerdim yani birazcık yargıçtan dolayı beklerdim. Çünkü samimiyetine güvendiğim bir yargıçtı bizi yargılayacak olan. Ancak devlet güçleri buna nasıl bir baskı yapacaktı? Benim kaygım oydu. Bir belirsizlik vardı orada. Çok fazla üstümüze de gelemezlerdi. Ben öyle anladım yani bu süreçten. Ama mesela mahkeme günü yargıç karar okuyacak. Bütün polisler doldu şeyin içine. Olmadan bir şey yaparsınız. Yani baskı unsuru. Bu bir baskı unsurudur şeyin. Yargıcın üstünde. Sivil bir mahkeme değil mi bu? Neden doldurdular? Yani en azından bir 15 kişi, 20 kişi yerlerinden çıkanların vardı. Yani neden böyle bir baskı unsurunu kullansın devlet, asker, polis, ama sivil mahkemede? Bu kuvveti dediğimiz nokta sanırım hükümetlerin değişmesine de değişmez. Yani o artık ne diyeyim, ulusçu devletin üstüne yapışan bir şeydir büyük ihtimalle. Ve yani hükümetler ne kadar değişirse değişsin, çok ciddi bir değişimle gelmeyen siyasi partiler o kolluk kuvvetlerinin toplumun üzerindeki etkisini grama yollar. Yani sanırım o şeye sahip değiller. Tam da budur konu zaten. Yani burada biz yani Türkiye'nin yönetiminde bulunmaktayık. Yani garantör devlet olarak geçer şeyde ama ekonomiye bakan Türkiye'ye yönelir. Bakanlarına bakan Türkiye'ye yönelir. İkide bir. Tamam ya, o olabilir istişareler ama bana istişareden görüş alışverişinden çok ötesi gelir. Yani mesela Talat ilk seçildiğinde ben dedim ya, umutluydum. Yani ne kadar da sınırlı olacağını bilsem de bir şeylerin değişeceğinden umutluydum.
Ben Talat'ı yani hem başbakanlığı hem cumhurbaşkanlığı döneminde tanıyamadım. Yani daha öncesi muhalefette olan Talat'la veyahut da CTP'yle iktidara gelen CTP ve Talat arasında dağlar kadar fark vardı. Yani şimdi İşte esas sorunu bir aslında galiba toplum, değiştin diye mi gireyim yoksa gelince mi değişim? Toplum bunları görmez mi? Yani onu noktaya getirmek isterim aslında konuyu. Toplum bunları görür. Kendine güvenmez. Ne bileyim artık bu süreç, bu yaklaşık 40 yıllık süreç, 74'ten sonraki süreç insanları ne yaptı? Yani gerçi sosyolog, psikolog değilik ama öyle insanca düşünmeye çalışır bu konuları yani. Sizde ne var bu konuda bir aslında düşünce? Aslında Kıbrıs'ta yaşayan, hem güneyde hem kuzeyde yaşayan her bireyin bir psikolog, bir sosyolog olduğunu iddia edebiliriz bence. Kıbrıs koşullarında yaşayabilmek için özellikle kuzey adına konuşacak olursak bu evet. durumda olmak zorundayız. Az önce Fidel şaşırdığını söyledi Sayın Talat'ın işte hem Cumhurbaşkanlığı hem Başbakanlık döneminde. Ki beklentilerini bulamayınca. Zaten kolonlanmış gibi geldi bana o espriyi yapar. Ama şaşırmak güzel, artık biz pek çok şeye şaşırmıyoruz Kıbrıslılar olarak. Yanılıyor mu? Yani pek çok şey sanki olması gerekenmiş gibi görülüyor. İçselleştirdik demektir bu. Sanırım öyle, birazcık öyle. Yani şaşırmıyoruz. Kılımız kıpırdamıyor. Normalmiş gibi karşılıyoruz pek çok şeyi. Birazcık bunlardan çıkacağım ama şimdi. Gelelim. Çünkü çok siyaset manında boğmayalım. Boğmayalım, yes. Güzel yazılar var, ben devamlı takip ederim Facebook'tan sizi. Çok güzel yazılar var. Biraz onların üstüne gidelim. Biraz güzel. Müzik falandan da bahsedelim. Ganca'yı da gördüm orada, ona geçmedim. Gancasız geçmeyeceğim. İnsanlar, yani insanların gözlerine ilgili son bir şeyler yazdırdınız ve gözler gidince her şey gider dediniz. O kadar iddialısınız bu konuda. Gözlerin o kadar ciddi, önemli ve güçlü olduğunu düşünüyorsunuz. Birbirimize iletişim kurabilmenin ilk yolu gözlerimize cesaretle bakabilmekten geçer. Var mı şimdi o? Kaçımız birbirimizin gözlerine dikkatle bakabiliyoruz? Ben genelde kaçırırım mesela gözlerimi. Yani, hiç neden acaba? Utangaçlığımızdan mıdır acaba birazcık da? Güvensizliğimizden midir? Belki onu daha farklı noktalarda değerlendirebiliriz elbette ama birebir ilişkilerde, örneğin çiftler, sevgili bazında, eş bazında vesaire neyse. Kaç insan var, kaç çift var birbirinin gözüne bakarak o yolu yürüyebilen? Samimiyetsizlik mi o zaman bakmamak? Elbette ki. Samimiyet yoksunu bir toplum olur ne yazık ki. Gözler kalbin aynası da şarkılar. O şarkılarda kaldı yani, Fidelciğim artık. Yani, ama yok. Yani eğer gözleşemiyorsa, bakışamıyorsa insan kalbine bir soru var, güvenmez kalbine gibi bir... Bir de nedir galiba? Yani güvensizlik nerededir? Kalpten yani sevemiyoruz, korkarık sevmekten korkarık, ne bileyim yani. Oyun oynarak galiba. Yani herkes aslında oyun oynar ve o oyunu... Ama buluşurma insanlar. Maske yani, ne yazık yani ki. Çok da ben şey değilim bu konuda. Yani ne derler, karamsar değilim. Yani insan ilişkileri bir boyutta da bir sürü gidiyor yani. Vardır bir kaynaşmalar. Birbirini bulmalar yani toplumda bir yani bir de değişiklikleri görebilmek lazım. Mesela bu yeniyle yasa çıktı. Aynı cinsten kişilerin birbirleriyle beraber olmalarıyla ilgili. Ben görüyorum gerçekten ilk zamanlar biraz şüphedeydiler ama sanki bir gelişme vardır toplumda bu konuda. Hemen toplumun tümünde demiyorum. Yani evet kabul etti toplum, tamamdır demem ama en azından kendi cinsiyle sevgi yaşamak isteyen, aşk yaşamak isteyen kendinde birazcık güven oluştu ve bunu yaşayabiliyorlar. Ben ama bu açık yaşayamıyorlar ama Fidel yani. Çok açık olmasa bile belli yerlerde yaşayabiliyorlar. Güvendikleri yani ortamlarda belki. Güvendikleri ortamlarda daha açık. Ama sokakta yani el ele tutuşabiliyorlar, öpüşebiliyorlar.
bu bir şeydir. Ben gördüm bunu yani. Ama Betül'ün dediği gibi acaba bu belli başlı bölgelere veyahut belli başlı kesin mekanlarda odaklanan yerlerde belli başlı bütün alanlara yayılmış değildir. Değil mi? Yani göremeyiz. Bunu gördüğümüzü iddia edemeyiz filan. Şimdilik. Ben görürüm. Benim olduğum çevrede insanlar kendilerini rahat ve özgürce ifade edebiliyor. Tamam. Güzel. Bu yasa olmadan çok önce öyle değil miydiler gene? Emin değilim. Yok. Ben görmedim. Ondan belki ben görmedim onda da ama ama ben görmediydim. Gerçekten bir yasa bu kadar güçlüyse. Yasanın gücü de olabilir ama yani bir özgürlük ortamı oluştu bence bu yasayla. Detaylarını çok iyi bilmem ben ama küçük bile olsa bir özgürlük. Bir adım atıldı, bir adım doğru atıldı, bir adım yani atıldı. Demiyorum sana, devrim yaptık demem bu konuda. Zaten şöyle diyelim yani 10 yıl öncesine göre baktığımızda eğer bir adım atamadıysak zaten düşmemiz gerekir. Çünkü o değişimin içerisinde bir adım atamıyorsak, yani İstanbul, Taksim gibi düşünün, onlarca insan çok hızlı gider gelir ve durduğunuzu düşün ya da yavaş yürüdüğünüzü düşersiniz. Ya bir adım atacaksınız, o sirkülasyonun içine gireceksiniz ya da düşeceksiniz. Büyük ihtimal olur. Ama tabii oradan başlayarak yani biraz da önemli olan kamusal alanlardaki özgürlük, bu farklı farklı alanlara yayıldı mı? Ve özellikle bu sanat içinde yani kamusal alanda yeterince özgür mü sence sanatçılar? Zaman, mekan ve insan açısından değerlendirdiğimde çok fazla bir yol kat ettiğimizi söyleyemeyiz Atıf. Ne yazık ki baktığımda her ne kadar Atıf, Fidel daha farklı değerlendirse de cinsel özgürlükle ilgili kişilerin tercihleriyle alakalı yasadan sonraki durumları genel anlamda insan ilişkilerinde, mekanlarda, zaman açısından, Kıbrıs meselesinde eğer Sayın Talat yine aynı şeyi söyleyeceğim, bir arpa boyu yol kat edemedik diyorsa bir sorun var demektir. İnsanların genelinde de bence bir durağanlık söz konusu. Yani beyinlerimizdeki barikatları kolay kolay aşabildiğimizi ben kendi adıma söyleyemiyorum. Yani bugüne kadar meslek yaşantımda binlerce insanla röportaj yaptım. Binlerce insan gözlemledim. Ne yazık ki yıllardır farklı noktaya doğru bir seyir halinde olduklarını söyleyebilir pozisyonda değilim. Nasıl olabilir bu değişim sence? Yani o arpa boyu yolu nasıl alabilir? Toplumlar nasıl dibe batıp nasıl acaba çıkacak? Belki en dip noktaya batmamız gerekir o değişimi daha yaşayabilmemiz için. Daha batmadık demek ki sevgili Fidel. Ne yazık daha ki. Daha batmadık. Ben hep bir doğal afet ancak bizi bize getirecek diyorum. Yani ancak o. Başka türlü şimdi mesela başka türlü mümkün değil. Yani bugün eğer biz belirli kesimler eğer halen eskiyi arıyorsa, eskiye özlem duyuyorsa, eskinin neyine özlem duyarız? Eskiden yardımlaşma vardı. Eskiden insanlar birbiriyle oturur, sohbet ederdi. Belki internet ortamı, bilgisayar, teknoloji bu kadar geçmiş dönemde yoğun değildi. Ama şimdi de eğer arzu edilse elimizde her şey. İstediğimiz an bir tarafa koyabiliriz. Misafirliğe gittiğimiz anda birbirimizle iletişim kurmak, gözlerimize bakmak yerine cep telefonlarımıza şöyle şöyle yapmaya devam ediyoruz. Veya televizyon veya radyo. O zaman istemeyek demek de biraz var. Biz de istemiyoruz. Gerçek anlamda istemeyiz. Ha, yani evet, bunu bu şekilde gerçek anlamda işte samimiyet yok bizde. Yani söyleniyoruz sadece. Bir şeyden memnun olmadığımızı illaki ifade edeceğiz. Hiçbir şey bizi memnun etmiyor mesela. Ne bunun memnun edecek? İmkanı yoktur galiba. Çünkü kendine dokunmaya başladığı anda hemen böyle tüyleri ürperir insanın. Yani değişimde. Kapalıyız yani kendi, değil evet, mi? Çok biraz cidden hiç değişimin desi yoktur yani. Belki yıllarca kapalı toplum olmamızın bir getirisidir o da. Yani bu konuyu sanırım sosyal bilimciler açıklayabileceklerdir ama ne yazık ki bir de açmazımız var. Halen doğru dürüst araştırmalar yapılamıyor. Devlet Planlama Örgütü'nden doğru dürüst istatistik veriler alamıyorsunuz. Vergi dairesinde konuda şeyler dışarıda yani ya. Belgeler dışarıda kalır ve kimsenin umurunda değil. Değil mi? Ya bir umursamazlığımız da var. Ama kimdir mesela sendikalar eylem yapar Fidel, tamam mı? Ve böyle bak, yani gidersiniz hep aynı insanlar, aynı kıyafetlerinden neredeyse, aynı şekilde, aynı sloganları atarlar. Kültür sanat faaliyetlerinin içerisinde aynı insanları görüyorsunuz, değişen insanlar yok zaten. Ve yeniliği de genelde çok kolay kabul etmezler çünkü bir tehlike unsurudur. Bu çoğu en ilerici
eri kesimdir ve bir süre sonra bakarsınız modeller aynı, çeşitler aynı, insanlar aynı ve söylemler giderek aslında insani noktadan ırkçı, milliyetçi, kimi zaman gerçekten bunu da söyleyeceğim çok daha umurumda da değil, şövenist noktaya giderler ve bunun gerçekten bunu söylerken de buna inanmalarıdır kötü olan. Bazen çıkıp işte dırnak içinde politika yapacaklar diye bu olabilir ama artık gerçekten hani buna inanırlar yani, anladın? Buraya gelen ve çalışma izni olmayan bir annenin, babanın, çocuğunun burada eğitim almaması gerektiğini savunurlar. Ve ondan sonra sendikanın... İnsan haklarından söz ederler, sonra çıkarlar. 1 Eylül'de niye insanlar gelmedi? Hani yürür mü bunlardan yani, gider mi? O düşünceyle yan yana olur mu? Ya yan yana olmasan da bazı belirleyici günler var ki mesela 1 Mayıs'tır işte... Dünya Barış Günü'nde, 1 Eylül'de. Önemli değildir senin için kim yürüyecek orada. Sen o günü kendin benimseyiyorsan, kendin benimseyiyorsan o günü yürün yani. İlla ki ben mesela örgütsüz bir insanım. Bireyseldir benim bütün şeylerim, siyasi davranışlarım. Ama giderim, dostlarım vardır. Neden bireysel örgüt oldu hep bu senedir? Benim açımdan yani örgüt bulamadım ben. Örgütlenecek bir örgüt bulamadığım için bireyselim yani. Hiçbiri tabii ama biraz önce sanki... Güzel bir soru esasında, neden sorusuna Fidel'in verdiği yanıt da yürümeye kalksaydı zaten yürüyecek insan bulamayacaktı. Ama o günlerde orada olurum diyor. Benim için yanımda kim olduğu önemli değildir dedi daha ondan önce ama. Ama o dedi. Ama diğer insanlar acaba Fidel gibi düşünüyor mu? Ben şahsen düşünmem istemiyorum çünkü gittiğimde eğer o düşünceyi orada seslendireceksalar o zaman alternatif yaratmaya çalışırım ona. Veyahut daha farklı bir şeye gitmeyi düşünürüm. Yani biraz ille çoğunluk çekmesi yerine alternatif yaratmak belki sen yapmaz mıydın? En fazla bu memlekette alternatif sen yaradın. Şimdi kamera var diye konuşma. Yok ya yani bilmem yok zannetmem. Asgari ücretin kölesi olarak çalışmayı reddeden bir arkadaşımız evet, Fidel. Evet. Yani yaseminleri soktuk hayatımıza bu son günlerde. Ne güzel. Yani bir görüş ayrılığı, ciddi bir görüş ayrılığı varsa tabii, samimiyetsizlik varsa ha, senin dediğin gibi. Onlarla yürümem genelde de zaten aynı kortejdeyim ama genelde ben... Daha farklı şeyler yaparım. Yalnız yürürüm, farklı bir şeyler yaparım. O an içime ne gelirse, o an ne doğru bulursam, bir şeyler de gelirse yani her zaman da insan üretemez yani... O günlerdeki koşullar altında yapabileceğimin en iyisini yaparım. En güzeli. Zaten bu sistemi sorgulamaya kalkan insanlar yalnız kalmaya mahkumdurlar. Örneğin ben tabii 2000 yılında çalıştığım kurum Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nu mahkemeye verdim. Terfi sınavlarında adaletsizlik yapıldığı için yapayalnızdım. Örgütlü olduğum herhangi bir sendika yanımda ya da arkamda değildi. Yani örgütlü olmana gerek yoktu ki sendikanın senin yanında durması için. Neden durmadı? Neden durmadı? Sistemin sorgulanması için terfi sınavlarında bir yanlışlık var. Bu terfilerin böyle verilmemesi gerekir. Bu sistem yanlış, sorgulayalım arkadaşlar denilerek çıkmış olduğum bir yoldu. Cebimden dünya kadar para ödedim. Mahkemede adalet aradım ama ne yazık ki günün sonunda beklemiş olduğum sonuç elime tutuşturuldu. Ve iyi yönde yoksa kötü yönde? Kötü yönde, kötü iyi yönde olması beklenilemezdi. Hmm. Özellikle 2000'li yıllardan bahsediyoruz başı. Şu anda bilmiyorum değişti mi? Yaşayıp görmek lazım. Artık güvenemiyorum. Güvenemiyorsun. Peki kimlik olgusunun toplumu, yani bir genele bakalım. Bir de ülkemizde toplumu birleştirdiğine inanır mı? Yoksa daha da ayrıştırıcı bir unsur mudur kimlik? Ne yönden? Ne yönden? Yani örneğin ülkeye, yurt dışına gelen insanlar var. Burada Kıbrıslı Türk olduğumuz iddia ettiğimiz bizler var. Bir kısmımız Kıbrıslı Türk ve Müslüman olduğumuza inanırız. Bir kısmımız hiçbir dini inancı olmadığına inanır. Ve böyle böyle aslında o kimliklerin altında farklı farklı bireyleriz. Ama günün sonunda bir kimlik altına toplanırız. Bu birleştirici bir unsur mudur bize yoksa daha fazla ayrıştırıcı mı oluyor? Kimliklerden bence çıplanmak gerekiyor. Çünkü bakacak olursak bir sürü kimlik taşıyabiliriz cebimizde. Evet. Hangisi biziz? Hangisi bizi temsil eder?
biz kendi kalbimizde, beynimizde neyi taşıyorsak aslında esas kimliğimiz bence odur. Anlam ifade etmez yani kimlik kalbi. Benim için bir anlamı yok. Senin? Ortamdan dolayı acaba sineklendi kafaları. Kahve yakacak şimdi. Ya, onlar arılara karşıdır. Resmen şey oldum birazcık da ya. Sineklendi kafalar direkt. Ama konu neydi? Yani buldum şeyi, örnek ama yani bu arada unuttuk neydi konuştuğumuz. Kimlik kartı senin için bir anlam ifade eder. Kimlik kartı. Ya bir kakateci tutarak bir de kimse... Anlamı var mı abi? Yani taşır mı cebinde? Der. Kimlik taşır mı? Taşırım çünkü her an yani mecbur geçeceksin güneye, canın çekti gideceksin, geçirmez. Sınır kalksa? Sınır kalksa ben çocukluğumda hiç kimlik taşımazdım. Senin beyninde sınır var mı Atif? Olmaması gerektiğine inanırım ama bazen ister istemez bu ana kadar yaşadığım noktada bir şeyler oturmuştur ve yani kırmak kim, için mücadele... Kim getiriyor o sınırları? Peki beynimize, yüreğimize? İlk başta ailelerden geliyor. Sonra yakın çevre, akrabalar. Ve bununla birlikte okula gittiğimizde öğretmen kendi istediği gibi falan bizi giydirirler. Şekillendiriyorlar. Evet, evet. Evet. Adam ayakkabısı giydirirler bize. Evet. Bağsız adam ayakkabısı giyerdik falan ilkokulda. Sonra dediler adam ol dediler. Adam oldu mu Fide? İnsan olmaya çalıştığım için bilmem o düşüncemde yer etmedi hiç. Anlam verdi mi hiç adam olmak nedir diye? Adam olmak? Yok hiç. Yani anlamı yok benim için şu anda. İnsan olmaya çalışırım. Biz biraz da ailece öyle bir şeyin içine de insanca ilişkiler. Tabii bizde de bir otorite vardı, bir sıkıntılar vardı ama genelde ben büyürken yani işte kötü alışkanlıklar dedikleri şeyler ben çok genç yaşlarda başladım. Evet başladım ve ailem sana zararlıdır der, sağlığına zararlıdır derdi. Ben de beğenirim, severim, hoşuma gider derdim ve bu konuşularak gitti yani bu kötü alışkanlıklar. Kendileri içmediler. Hiçbir zaman örnek olmadılar bizim önümüzde. Gerçi böyle aile içerisinde mesela büyüklerimiz vardı sigara ama annem teyzem beraber yaşadığım onların ne sigara ne de içki alışkanlıkları yoktu. Biz öyle birazcık bir daha İrlanda kanı var bizde galiba da ondan. İrlanda? Evet, İrlandalılar. Efendim içmedi. İçimizdeki İrlandalı diyecek acaba. Severik mesela. Gerçi bu aralıkta bulsak içerik. Ha, reklam yaptık. Dit yapın bize kendini. Dit. Şimdi hepsini konuştuk falan. Hep böyle aslında evet. Malezi şeylerdir. Geldiğimiz noktalar ama yani gerçekçi olacaksak da yani işin doğrusu budur. Ve bir de şu var şimdi tamam. İşte herkes yok birlikte olur, evlenir. Ondan sonra ayrılır falan filan. Ama sevgide veyahut aşkta şunu yapabilir miyim? Yani, ben Bakir Doğum diye nitelendirdiğim bir şey vardır. Ne kadar doğru ya da ne kadar yanlıştır bilmem ama hayatımda bir kez aşık olan bir karakter bir sonraki ilişkiye başlayacağımda hiçbir zaman Bakir Doğum yapamaz o insan üzerine gibime gelir. Yani hiçbir zaman o beyaz sayfayı açamaz. Çünkü ilk yargısı sanki araba alır gibi, işte Mercedes'in Renault alır gibi karşılaştırır iki özelliği ve her zaman onda o vardı, bunda bu yoktur şeklinde veyahut aldatıldıysa ilk önce bariyerine acaba bu beni ne zaman aldatacak şeyi yapar? Bakir Doğum gerçekleştirebilmek çok kolay mıdır aşkta? Veyahut belki de küçük toplum olduğumuzdan, birbirimizi çok tanıdığımızdan mıdır? Biraz da bunu becerememiz. Beklentilerinizi ne ölçüde tuttuğunuza bağlı. Ben beklentisiz yaşıyorum. Hiç. Yani aşkta fazla şeyler yüklememek lazım. Ne yanınızdaki kişiye ne kendinize. O zaman nasıl tanımlarsınız aşkı? Zaman kendi istediğini yanınızdaki kişiyle beraber zaten sizin önünüze koyacaktır ve yaşayacaksınız. Bazen engelleyemezsiniz bazı şeyleri. Ne çok arzu mesela? Edersiniz. Fakat sizin elinizde olmayan şeyler vardır. Size bağlı olarak değişmeyen pek çok şey vardır. Veya değişen pek çok şey vardır. Onun için beklentileri büyük tutup da içinde boğulmaktansa beklentisiz yürümek, yanınızdaki insanla birlikte, anı yaşayarak yürümek. Süreç oluşturur bir süre sonuna gelecek olanı. Yani sonu mutlu bitsin. Hep insanlar için son, güzel son. Niye son? Niye?
Yürürken ne yapıyoruz peki? O zamanı, o anı yaşarken biz sona odaklı bir hayat sürüyoruz esasında. Sonuç odaklıyız. Evet, sonuç odaklıyız. Yani o bence anı kaçırmamıza sebep oluyor. Halbuki her şey anda gizli. Anı doyasıya yaşasak, sıkı sıkı sarılsak, baksak birbirimizin gözlerine belki o sonuç odaklı hayatı özlemeyeceğiz. Hep en iyisini isteriz değil mi? İşte en güzel kadın benim yanımda olsun. En zeki. Ama ondan kriterler sonra farklılaşıyor ama tabii ki. Ama o kadınla dışarı çıkıp birileri baktığı zaman en fazla da sinir olan gene bizim. Evet. Neden? Paylaşamayız da. Evet. Her şey tek elimizde olacak aşkta. Evet, aşkta her şey tek elde o. İşte o tek el iyi bir şey değil. Sizin tek elinizde değil. Onun için beklentilerinizi azaltırsanız o derece hoşnut sürdürebilirsiniz hayatınızı. Birbirinize ipotekli değil zaten birbirinizin hayatı. Yani bir imza atıyorsunuz, sen benimsin, ben seninim. Yok öyle bir şey. Var mı? Olmaz. Yani mal mı alıyoruz biz? Ev mi alıyoruz, araba mı alıyoruz? Biraz öyle arabayı değil. Da evi de alırken hep en lükslü, en konforlusu. Evler yaptırıyoruz, bilmem kaç odalı, sonra düşünüyoruz hangi temizlikçiyi getireceğiz. Temizlik yapsın, aman elektrik faturasını nasıl ödeyeceğiz, bu kadar klima nasıl ısıtacağız ya da soğutacağız. Yani böyle açgözlülüklerin içerisinde, sevgimizde de açgözlüyüz bence, boğuluyoruz. Heba edilen yaşamlar veya üzerimize bizim olmayan bir kimlik giyip, kendimizi aksesuar, ortalarda gösterir. Aynen öyle. Yani bizim olmayan bir şey giydiğimiz zaman nasıl huzursuzsak etrafımızı da esasında böyle huzursuz etmiyor muyuz? Sebebi nedir? Bir şahit olmak için kendimiz dışında olmaya çalışırız. Erk olmak, güçlü olmak, iyi olmak, en iyi olmak. İyinin iyisi, güçlünün güçlüsü olmak. Ama öyle insan vardır. Yani bu, yok ben, mudur? Bilmiyorum, çok güçlü insanlar ben görürüm etraftaki. İlişkileri de öyle bakarım çok güçlü diyor. Güçlü bir ilişkiler yok. Yani o arzu ediliyor ama güçlüden ne anladığımıza bağlı. Yani de, sevgili Fide. Pratikte sınıfta kalırlar. Galiba öyle. Ha, teorik her şey çok güzel böyle. Çok şatafatlı cümleler kuruluyor. Ama gerçek anlamda içi ne kadar doldu. Kavramların içini bile doldurmakta usta değiliz. Tek elci mi Fide aşkta? Aşkta tek elciyim, tek eşliyim. Yani tek eşlisin. Tek eşliyim de. Ama bu tek eşlilik sadakat kapsamından gelen tek eşliliktir. Sadakat mı bilmem yani. Birini severken başkasını nasıl, yani bilmiyorum ben onun öyle çok yaşadığım bir şey değil. Tek eşli yaşadım ben. Yani evlenmedim ama yani tek eşli yaşadım. Kıskançlığı nasıl diyelim? Kıskançlığım oldu mu bilmem. Yani kıskançlığım oldu mu bilmem yani özgüvene tabii ki kıskançlık özgüven eksikliğidir. Yani hatta bir ilişkimde ayrılma durumlarına geldiğimde sadece kimsenin ona dokunmasını istemezdim yani sinirlenirdim. Çünkü bir ilişki şey oluyordu yani bitmek üzereydi bu yüzden. Tedirgindim herhalde. Korku vardı. Bunlar insanı... Ama tabii... Ama bu da bir tecrübedir değil. Sonuçta tecrübedir, buradan bir evet. Şey çıkarın değil. Buradan da bir şey çıkarın. Kesinlikle. Yani mesela ondan sonra bir konuşmalarımızda yani insan gidecek o an güle güle yolun açık olsun demeli dedim. Yani bunu söyleyebilmeli insan ilişkiyi yaşadı. Bunu söyleyebilmeli. Duyguların, beynin ne söyler? Onlar bazen değişebilir ama acı çeksen de bunu söyleyeceksin. Yani duygularını terbiye edeceksin zaman zaman. Yani yeni bir şeyler bulacaksın. Yani sevdiğin kişi, yani bilmem karışık bir durumdur bu duygusal konular ama. Çok sevmen? Çok sevmem bu duygusal konuları. Böyle acıyla bitti bütün, yani acı derken özellikle birkaç ilişkim oldu ciddi olarak da. Sonu böyle beklenmedik bir şekilde bittiği için. Yani bir umutlar, yani bir gelecek düşünün. Tabii ipotek koymak değildir benim gelecek. Gelecek. Yani gelecek derken. Halbuki o an.
Yaşanan, o an, onu, o an. Yani onu da yani söylerim ben. Yani koyduğumuz için belki de evet, bu kadar yani çok mutsuzluk, bu kadar çok ayrılık var. Ama o, ben genelde karşı taraftan itilirim o gelecek hikayesine. İtilin derken en zoraki alının. Yani, ama işte kabul edin. Kabul ederim. Kabul yani edin. İlk ben bu anı isterim yaşayayım ama bir şekilde sevdiğim kişi tarafından, çünkü sevdiği için kabul ediyor. Evet, yani o beni çekiyor şeye. Bu nedir? Katlanmaktır bir süre sonra. Birazcık katlanmaktır. Sevgi ama seviyor olunca, zaten. Sevgi olunca sevdiğim kişiye göstermeyecek yani öyle bir şeyi herhalde. Evet. O kadar tolerans olmaz herhalde. Sevgi olmazsa benim hayatımda yani sevgisiz bir ilişkiye girmem. Bu ne demektir? Sevgi olduğunda her şey affedilir gibi bir sonuç yok. Yok ya o kadar. O kadar değil. Yani ama o ancak yogacıların, reikicilerin yapabileceği. Yapaydır o yani. Bir olgunlaşma süreci esasında o. Ben İnsanlar yaşlandıkça bazı şeylerden bence arınıyor. Hamdım, piştim, yandım meselesi. Doğru. O da kolay güzel bir laftır. Boşuna bir şey, söylenmedi o laf. Kolay bir şey değil o. Ama hiçbir şey yaşamamış bir insan 35 yaşına geldi. Ne anlam ifade eder? Biraz daha yaşamakla alakalıdır. Elbette ki yaşayacak. Tabii ki yaşayacak. Zaten nasıl yanacak? Yani nasıl pişecek? Yaşayarak pişecek. Deneyimleyerek pişecek. Bir kadın olarak bu ülkede eğer aşkında deneyimlenmesi varsa çok zor değil midir bir süre sonra? Yani erkekler vardır gerçekten. Yani çok özgür kafalı olan erkekler vardır. Yani en basit şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir kadınla bir erkek ilişkiye başladı 25-26 yaşında. Eski ilişkilere ilişkin bir şey açıldığı zaman veyahut eski erkek arkadaşlarında geçtiği zaman masada böyle şey titremeler başlar falan, bir şeyler olmaya başlar falan. Bu yani herkes bu bir kendi olmayan kimliğini ortaya koymaya başladıkça yalan hayatları yaşar ve yalan hayatları üretir. Kendi olmayan bir kimliği ortaya çıkarır. Halbuki kendi insanın özü neyse onu ortaya koysa problem olmayacak. Yani daha ilişkinin ilk başladığı andan itibaren sen Atif olarak masaya kendini koysan, ben Betül olarak masaya kendimi koysam, kadın ya da erkek düşüncesi her şey kafada başlıyor. Bence bir sorun teşkil etmeyecek. Ama herkes kendi olmayan beni ortaya koyuyor. Yalan suretler. Eninde sonunda bu yalan öyküler. Bir şeyleri elde etmek için küçük beyaz yalancıklar ya da pembe yalancıklar söylenilir genelde. Söylenilmez mi? Veya sen sabahtan bugün kalktığın gibi misin yataktan? Değilim tabii. Fidel olduğu gibi. Evet, evet, o öyle, hep böyle yatır galiba, öyle kalkar. Çıkarmak gibi. Üstünden falan bile. Gancaya geçiyorum. Gancaya getirdim yani, gancayı. İlk bir zaman, bir gün baktım, çünkü normalde çok dışarıda birlikte, 12 senedir falan birbirimizi tanırız. Yani çok da şey öğrendim kendimden inanılmaz derecede. Biraz amca yaşlı. Felsefeci bir adam. Çok ciddi. Fidel benim programıma ne getirmiştin sen? Ne getirdiydim? Hoşluk getirmiştin. Hoşluk getirdim. Yani güzeldir. Yani sizinle konuşmayı severim de yani ben kendimi böyle sıradan biri olarak görürüm. Yani olması gereken gibi görürüm. Ama işte biz belki mesela ansızın yolda biz etmem bir tane yaprak bulur, üzerinden geçilmiş arabalar falan filan onu getirip onun üstünden hikayeler yaratır yani anladın. Yani kim ya yapmayıp birbirine geldi. İçtendir ama evet. Değil mi? Yani ben yazılarını Facebook'ta da okurken eğer uzun zaman olmuşsa, görüşmemişsek, konuşmamışsak Facebook'tan mutlaka girerim sayfasına ve bakarım Fidel ne yazdı. Mesela neler onu direkt anlayabilirsiniz ne mutlu çok olduğunu değil. Çok duru, yalansız. Gerçekçi, içten. Bunlar çok önemli ama bizim yitirdiğimiz şeyler. İlla ki biz paketleyeceğiz, ambalajlayacağız. Olmadığımız bir ben işte o. Ama sen olduğun gibi kaldığın için ve bunu verdiğin tamam için. Yani ama ben de sorun yaşarım. Ben demin dedin ki ilişkilerde dedin. Herkes kendini özünü koysa bir sorunun olmayacak. Ben koydum öyle sorun. ama yanındaki insan belki koymamıştır veya onun beklentileri çok daha farklı. Evet. Bir de o yönlendiriyor. O da o insan da bence kabahatli değil. Biraz matematik gibidir.
Sonuçta hiç matematikten anlamam Atıl. En 4 işlem ya. Çok basit. Beklentiler beklentileri ne kadar karşılayabildiğin, ne istediğin, ne aldığın falan filan gibidir de biraz. Pek öyle değil esasında. Yani öyle, bu işler abi, öyle değil. Hissiyat kısmı öyle değil ama pek öyle oynadığımız değil. Oyun öyledir. Galiba. Öyle diyebiliriz. Anlatmayacaksın Gancay'a. Gancay ya. Gancay işte ara ara böyle nedir takılı. Anlamı? Bilmem öyle düşündüm de acaba dedim bizim çocukluğumuzda bizim altımızda işte şey. Hiç böyle hareketle falan alakası yok. Yok. Bir ara öyle şey ne öyle şakasına dediydik ganca hareketi diye. Evet. Ama yani hoş espriydi sadece öyle bir espriydi. Neden yani, de girmiştik? Ben neden takarım? Neden reggae? Reggae yani insani olduğu için bir özellikle de isyan olduğu için çünkü zenciler epey zaman baskı altında köleleştirilmiş bir toplumdu ve onların müziği de isyan müziğidir, sevgi müziğidir. Bob Marley de bunların sentezini yaptı ve internasyonalistleştirdi müziğini. Evet. Ve seviliyor yani. Ben de onlardan biriyim. Yani şimdi, bazen mesela işte reggae müzik aslında çıktığı noktada isyan var. Çok aslında diplere indiğinde farklı noktalar var. Eğer sözlerine inersen çok farklı bir duruş var ama çok daha popüler olmaya yakın da bir şeydir. Bu aynı ve şey düşünürüm acaba böyle hep kolektif hareketten bahsedilir. İşte birlikte bir şey yapabilme, onu yapabilme, tek adamlığa karşı gibi muhabbetler olur ama sanırım bazen de o, ya emin değilim bundan ama tek adamlar olmazsa olmaz mesela sol hareketin içinde bir Ç olmasaydı, Türkiye'de bir Deniz Gezmiş olmasaydı nereye gelebilirdi oralar? Yani biraz o tek adamcılık ve one man show var mıdır? Yapsalar yapmasalar, onunla belki de yüklenen anlam olur bir süre sonra. Yani devrim ateşini yakabilecek birilerine her zaman ihtiyaç vardır. Öncü isimler. Bizim memleketimizde olmayan şey. Aradığımız, beklediğimiz şey esasında. Bir zaman şeyde, işte living room'da otururduk. Bir tane böyle bir ev yaptı. Baş parmağı yok üstünde. Tabii ben daha böyle... Yoksa işaret parmağı. İşaret parmağı pardon. İşaret parmağı yok üstünde. Bak dedi bana ama bizde daha böyle lise 2 falan. Bir şey anlar mı bakayım buradan dedi. Baktım parmağın olmadığını gördüm ama hiç akıl erdiremedim yani ne anlam verir falan. Sonra sorunca kendine. Bize dedi yön gösteren biri yoktur dedi memlekette. İşaret parmağı yok. Aslında birazcık tabii bunlar benim hayatımda ironik. Nerede? Evet. Mesela ben onu yaptım da işaret parmağı vardı aslında ama koptu. Koptu. Oradan ben o muhabbetin sohbetin içinde onu gördüm orada ve bu konuyu böyle anlatmıştım o zaman. İlginçtir. Evet. Çok zorlar memleketin koşulları hani bu mesela senin baktığın noktadan baktığında aslında bu memleket çok zordur. Çok zorlanırım gerçekten. Bu ister kendi günlük hayatındadır, ister aşk hayatındadır, ister meslek hayatındadır. Yaşamıyorum, zorluk yaşamıyorum esasında. Yani bedel ödemeye hazırsanız eğer, belki 20'li, 30'lu yaşlarda evet ama 30'ların ortasından itibaren farklılaştığını söyleyebilirim. Yani bir toplumun size dayattığı siz var. Yani siz o değilsiniz, size toplum bunu dayatıyor. İşte çok sık karşılaşırdım 20'li ve 30'lu yaşlarda. Betül ne zaman evleneceksin? Bekar bir hanım olarak. İllaki bir evlilik yapacaksın. Kısmet 20'li yaşlarda. Bakalım falan. Böyle mütevazı, ürkek cevaplar verirdim. Şimdi yani insanlar birbirini severse evlenmek zorunda değiller. Yani keramet o nikahta atılan imzada değil. Eğer çiftler birbirini severlerse, çift olmak istiyorlarsa, doğaya da baktığımızda kediler, köpekler gayet doğal rutininde yaşıyorlar. Bunu yaşayabilirler. Eğer ben arzu edersem zaten bu benim hayatımda beni ilgilendiren bir şey. Başkasını da ilgilendirmez. Toplumun kendi baskısı. Ailenden, evet toplum baskısı. Onu aşabiliyorsun süreç ama şimdi içerisinde. Biraz da terse dönmeli toplum baskısı o kadar yani. Ne yönde? Biraz ayrılıklar var falan var filan var. İşte bütün insanlar tedirgindir.
acaba olabilecek neden mi çocuğu? Neden ama? Neden yani? Bu ayrılıklar niye? Kaç yaşında evleniyorlar? Kaç yaşında ayrılıyorlar? Biz çocuklarımıza neler veriyoruz? İşte evini veriyoruz, arabasını veriyoruz. Yapabileceği, emek sarf edip elde edebileceği bir şey bırakmıyoruz zaten insanlara. Ama onu çok... Sahipleniyoruz. Anne ve babalar çok fazla sahipleniyor. Neneler, dedeler de çok fazla sahipleniyor. İlla ki birileri koruyacak bizi. Eğitim sistemi bunu... Ya, hep öyle. Himaye edileceğiz illa ki. Yani bu tarihsel ve siyasal süreç içerisinde de himaye edildik. Kendi özel yaşantılarımızda da korunacağız illa ki. Yok, öyle bir kural var mı? Yani belirli bir yaşa kadar tamam. Eğer siz o hamuru güzel bir şekilde yoğurmuşsanız, özde de bir şeyler varsa, zaten o neyse onu ortaya koyacak süreç içerisinde. Bırakın insanlar kendi istedikleri hayatı yaşasınlar. Ama onun çocuğudur, o yaptı. O yaşayamadığı çocukluğunu veya gençliğini veya yaşlılığını yaşatmak istiyor kendi evladına. Ben biraz da böyle şey görürüm bunu, yani toplumun içinde bu söylediklerimiz var ama sanki bunun dışında hiç aileler yok mu? Var yani, tabii ki, olmaz olur mu? Bir, yani var. O yanını da görmemiz gerektiğini kesinlikle düşünürüm ben. Yani başka türlü zaten monoton bir toplum olur ama yok, öyle bir şey yok. Yani muhakkak yeni nesilden bir şeyler çıkıyor. Yani tamamıyla da karamsar değildir. Biz üç kız kardeşiz Fidel. Üçümüze baktığım zaman farklı farklı aşamalar görüyorum. Evet. Yani farklı kuşakları temsil ettiklerini gözlemliyorum ve bana gelene kadar annem bir takım şeylerini törpülemiş mesela. Hı. Ama benle beraber törpülemiş. Anlata anlata. Hı. Gerçekten anlatırsanız anlamaya da açık esasında insanlar, çok kapalı değil. Ha, bir şey var ki çok fazla değiştiremezsiniz onu. Belki yaşlılıktan, belki başka bir şeyden, bilemiyorum. Ama eğer anlatırsanız, siz de düzgün bir şekilde ne istediğinizi ortaya koyarsanız problem olmadan hayatınızı sürdürebilirsiniz. Belki biraz da bizim anlamamız gerekir. Sonuçta yani o yaşın ve o dönemin gereğiyle aslında biraz bakarlar. Eğer çok fazla ciddi anlamda kimliğine veya varoluşuna dokunmuyorsa biraz da onun bakış açısından bakabilmek gerekir. Yani eğer bir kaygı varsa o hayatında kaygılı dönemden yaptık ya, savaşların ötürü konuşmuyorum. Eğer kaygılı bir dönemden gelmişse ve hayata dair kaygısı varsa ve bunu aşamamışsa, özellikle eğitim almamışsa, bunu aşmak için profesyonel desteklerden geçmemişse falan ve içine kapanmışsa, tabii ki değiştirmek ve o da sana onu ister istemez uygulayacaktır. Yani bir içten gelenden, çok insani olandan sana yapmak istediklerinin arasındaki ayrımı düzgün çekebilirsek sanırım oradaki ilişkiler de güzel olacak. Toparlamak durumundayız ama o bahsettiğin nokta önemliydi Fidel. Yani o kadar da karamsar olmaya gerek yoktur. Evet, özellikle mesela bu... şeyden toparlayacağı ekmeden bir iki şey söyleyeyim. Son zamanlarda Studio 21 diye, aynen, 21. Onu söyleyecektim, tam ona gelmek istedim. Yani yenile buralarda gördüğümüz, sular içinde gördüğümüz sevgili insanlar, yani sevecen şey insanlar. Ya, i̇nsanlar gelip burada sahipleniyor, bir şey yapıyorlar. Hatta böyle düşünürlerken bir slogancık gibi bir de bir şey buluyordum. Stüdyo 21, sokağa can, ülkeye hayat verir. Öyle bir şey. Yani ha, bir devinim var, getiriyor. Mesela buralarda çocuklar gösteriler yapıyorlar. Bir sürü etkinliklere ha, katılıyorlar. Buradan ev alıp kiralıyorlar Fidel'e. O evet, çok güzel bir şey. Evet. Yani bu... bu çoğalacaktı. Hatta yani bunun gibi buna benzer bir şeyler daha var şeyimizde. Yani çevremizde oluyor bunlar. Yani yenilikler geliyor. Hı. Bir şeyler yapılıyor yani. Ne bileyim, biraz daha sahip çıkıyoruz Lefkoşa surlar içine, bilmem. Yani var bir hareketlilik. Bir var. Hareketlilik var bu konuda. Güzel olsun, boş duracağına zaten ha, öyle ya da böyle bir hareketlilik olsun. Ben yeni devinim, gelen nesilde sanıyorum onu var, görebiliyoruz sahipleme. Aynen. Bu da güzel bir şey. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu benim için. Bizim genelde için de öyleydi. Genelde ağır siyasi konuları işledik ama bugün daha farklı bir şey oldu. Böyle de olsun. Biraz çünkü kimse kusura bakmasın ama samimiyete ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Sabah Sabah programında sevgili Fidel ve Betül Arslan'la birlikteydik. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bayramın son günündeyiz. Yarın yeniden Sabah Sabah saat 1'de Kıbrıs Gençliği ve Anlara ve First FM frekanslarında buluşmak üzere.